Fakat çok açık bir biçimde bir seçim süreci değil, bir demokrasi tiyatrosu izliyoruz son birkaç haftadır. Bütün basın yayın kuruluşları, hükümete yakın olanlar da, muhalefete yakın olanlar da, kendisini tarafsız olarak ilan edenler de sanki seçime 4 parti değil de 2 parti giriyormuş gibi bir tavır takınmaktadırlar. Hükümete yakın basına bakıyoruz, sadece hükümete yakın hükümetin adayını görüyoruz. Muhalefete yakın basın yayın kuruluşlarına bakıyoruz, sadece Ekrem İmamoğlu'nu görüyoruz. Peki Türkiye 2 partili bir seçim düzenine geçti de bizim mi haberimiz yok, Türk milletinin mi haberi yok? Değerli basın mensupları, 31 Mart seçim sürecinde tırnak içerisinde ana akım denilen medya kuruluşlarının büyükşehir belediye başkan adaylarına verdiği sürelere baktığımız zaman durumun vehametini açık bir biçimde görmekteyiz. Sayın Binali Yıldırım'a 1530 dakika, Sayın Ekrem İmamoğlu'na 1094 dakika, Sayın Necdet Gökdemir'e Saadet Partisi adayı 56 dakika yer verilirken Vatan Partisi'nin adayı Sayın Mustafa İlker Yücel'e sadece 29 dakika yer verilmiştir televizyon kanallarında. Sayın Binali Yıldırım'la Sayın İlker Yücel arasındaki dakika farkı yaklaşık 50 kattır. Yani seçmenler 1 dakika İlker Yücel'i görürken 50 dakika, yani yaklaşık 1 saat boyunca Sayın Binali Yıldırım'ı görmüştür. Yenilenen seçim sürecinde de, yani 23 Haziran sürecinde de gördüğümüz tablo bundan farklı değildir. AK Parti ve CHP adayları ısrarla seçmenin gözüne sokulurken, seçmen istemese bile onlara maruz kalırken, onları görmek zorunda kalırken, Sayın Mustafa İlker Yücel'i, Vatan Partisi adayını görmek için ancak özel bir çaba sarf etmek gerekmektedir. Sayın İlker Yücel'in programına, çözümlerine erişmek için seçmenin özel bir çabayla ancak bu çözümlere ulaşabildiğini, erişebildiğini görmekteyiz. Peki bu durumda soruyoruz, eşitlik nerede? Anayasamızın ve seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanunun en önemli maddeleri arasında eşitlik gelmektedir. Türkiye'mizin seçim mevzuatı, partilere ve o partilerin adaylarına eşit süre verilmesini emreder. Hatta bu eşitliğin sağlanmasını kanunla düzenler Türkiye'nin seçim mevzuatı. Çünkü milli iradenin, seçmen iradesinin sandığa doğru olarak yansıması ve milli iradenin tecelli etmesi ancak ve ancak propagandada eşitliğin sağlanmasıyla mümkündür. Propagandada eşitlik yoksa seçmen doğru tercihte bulunamaz. Adayların biri ya da ikisi gösterilirken diğer adaylar gizlenirse seçmenin sağlıklı karar verme şansı ortadan kalkar. Televizyon kanallarının adaylara eşit süre vermesini Yüksek Seçim Kurulu ve RTÜK kanunlarımıza göre denetler. Kanunlarımız YSK'ya, şu an önünde olduğumuz YSK'ya ve RTÜK'e adaylara kanalların eşit süre vermesi konusunda denetleme ve düzenleme yetkisi vermiştir. Yani televizyon kanallarını Yüksek Seçim Kurulu'nun ve RTÜK'ün adaylara eşit süre verme konusunda uyarması gerekmektedir. Biz buradan siz değerli basın mensuplarımızın huzurunda Yüksek Seçim Kurulu'nu ve RTÜK'ü görevlerini yapmaya ve eşit süre tanımayan televizyon kanallarını uyarmaya davet ediyoruz. Değerli basın mensupları, seçmen iki adaya sıkıştırılarak, yani Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na sıkıştırılarak bir kısır döngünün içerisine sokulmaktadır. Basın mensuplarına sorduğumuz zaman, televizyon kanallarına neden bizlere yer vermiyorsunuz diye sorduğumuz zaman diyorlar ki biz kazanma ihtimali olan adaylara yer veriyoruz. Fakat onlara anormal bir süre vererek, diğerlerine yer vermeyerek zaten o iki adayı kazanabilir konuma getiren de onların kendisidir. Bu bir kısır döngüdür. Yani siz hem yer vermiyorsunuz hem de kazanma ihtimali yok diyorsunuz. Biz buradan hodri meydan diyoruz. Bırakın eşit süreyi. Vatan Partisi adayı Sayın İlker Yücel'e, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'na verdiğiniz sürenin yarısı, geçtim yarısını
onda biri kadar süre verin. Bakın görün o zaman tablo nasıl değişiyor. Bakın görün o zaman bu seçimleri kim kazanıyor. O yüzden onlara diyoruz ki yüreğiniz yetiyorsa, kendinize güveniyorsanız Sayın İlker Yücel'e ve Sayın Necdet Gökçınar'a da, Saadet Partisi adayına da seçim programlarınızda mutlaka yer verin. Saygıdeğer basın mensupları, şimdilerde son birkaç gündür bu seçim tiyatrosunun yeni bir perdesini izliyoruz. Neymiş? Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Ekrem İmamoğlu bir açık oturuma çıkacakmış. Her şey önceden ayarlanmış. Onları terletmeyecek soruların sorulacağı, çanak soruların sorulacağı, birbirlerine eleştiri bile yapamayacakları bir piyes izleyeceğiz. Ortada bir açık oturum falan yok. Siyasetlerin tartışılmayacağı, yüzeysel konuların tartışılacağı bir algı yaratılacak ve Türkiye'nin gerçek sorunlarından uzak bir Hacivat Karagöz oyunu seyredeceğiz. Peki bu programa neden Vatan Partisi adayı çağrılmamaktadır? Türkiye demokrasisi bu mudur? 1991'de bile liderler Türkiye'nin devlet televizyonunda özgürce, rahatça açık oturumlara çıkmaktayken 2019 Türkiye'sinde sadece iki parti adayına ekranlar açılmaktadır. Vatan Partisi adayı burada neden yoktur? Sebebi basit. Çünkü Vatan Partisi o programda olursa, Vatan Partisi'nin ve Sayın İlker Yücel'in Türkiye ve İstanbul için ürettiği devrimci çözümler milletle buluşacaktır. Milletin teveccühünü alacaktır. Diğer iki adayın gerçeklikten uzak, popülist ve boş vaatleri o programlarda onların yüzlerine çarpılacaktır. Oy almak için PKK'yı ya da tarikatları okşayan tutumları çatır çatır yüzlerine vurulacaktır. Onların, o iki adayın ekonomide ve Türkiye'nin güvenlik meselelerindeki çözümsüzlükleri ve yetersizlikleri kabak gibi ortaya çıkacaktır. Vatan Partisi o programda olursa maskeler düşecek, makyajlar akacak, o adayların sevimli yüzlerinin arkasındaki rantçılık, betonculuk, kar hırsı ve müteahhitlik ortaya çıkacaktır. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun PKK'nın partisi olan HDP'nin eş başkanı Demirtaş'a yönelttiği övgüler ortaya çıkacak. Sayın Binali Yıldırım'ın Kürdistan, Dazistan çıkışının hesabı sorulacaktır. O yüzden Vatan Partisi'nden korkmaktadırlar. Vatan Partisi çünkü bu programda olursa oyunu bozacaktır ve bütün maskeleri indirecektir. Bundan korkmaktadırlar. Değerli basın mensupları, Vatan Partisi üretim ekonomisi, bölücü terörle kararlı mücadele ederek Türkiye'yi birleştirme, komşularımızla barış, Avrasya ile işbirliği ve Atatürk devrimi programıyla Türkiye'nin tek çözümünü temsil etmektedir. Bu çözüm, basın ne kadar gizlerse gizlesin, diğer adaylar ne kadar gizlerse gizlesin, gün gibi açıktır ve Türkiye'nin tek çıkışıdır. Bu Türkiye'nin mecburiyetidir. Tarih basın sansüründen daha büyüktür ve Türkiye Vatan Partisi iktidarını mutlaka yaşayacaktır. Açık oturum yapacakları söylenen, pazar günü bir araya gelecekleri söylenen Sayın Binali Yıldırım'a ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve bu programın moderatörlüğünü üstlenen Sayın İsmail Küçükkaya'ya buradan sesleniyoruz. Yüreğiniz yetiyorsa, kendinize ve programınıza güveniyorsanız Vatan Partisi adayı Sayın Mustafa İlker Yücel'i ve Saadet Partisi adayı Sayın Necdet Gökçınar'ı da bu programa davet edin. Davet ediniz ki millet akla karayı birbirinden ayırt edebilsin. Davet edin ki milli irade hakkıyla tecelli edebilsin. Buradan bu çağrıyı hem adaylara hem de programın moderatörüne, siz değerli basın mensuplarımız aracılığıyla tekrar iletiyoruz. Saygılar sunuyoruz, teşekkür ediyoruz. Varsa basın mensuplarımızın sorusu, onları da cevaplamaya hazırız. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'na bu eşitliğe ve adalete aykırı seçim süreciyle ilgili, bu seçim sürecine müdahale etmesiyle ilgili dilekçemizi sunacağız. Teşekkür ediyorum.